Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok, gerçekten çok az malzemeli, yalancı çikolatalı cheesecake tarifi vermek istiyorum. Tarifimiz sadece gördüğünüz bu malzemelerden ibaret. Yani bir paket yulaflı bisküvi, bir paket 200 gram bitter çikolata ve bir kutu süt reçeli. Aslında tam Türkçesine çevirecek olursak yoğunlaştırılmış süt diye biliniyor. Sanırım artık Türkiye'de de bulunuyor bu tarz ürünler. Ve 1 yemek kaşığı tereyağı ve yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı kullanacağız bisküvilerimizi yapmak için. Ben kalıp olarak bugün küçük bir kalıp kullanacağım. 18 santimlik kelepçeli bir kalıp kullanıyorum. Altına yağlı kağıt serdim. Şimdi isterseniz yapılışına geçelim. Kesinlikle yapımı çok kolay bir pasta ve lezzeti müthiş. Mutlaka denemelisiniz. Bir paket yulaflı bisküvimi robottan geçireceğim. Bu şekilde çekilmesi yeterli. Aynı cheesecake yapar gibi tereyağımı da ilave ediyorum. Tekrar çekiyorum ki güzel karışsın. Bisküvilerim yağlandı gördüğünüz gibi. Kalıbıma döküyorum bisküvileri. Her yerine eşit bastırıyorum. Alt tabanını oluşturuyorum. Alt tabanını oluşturdum. Bu şekilde. Şimdi kremamı hazırlayıncaya kadar, yani yaklaşık 5 dakika 10 dakika kadar buzdolabına kaldırıyorum ki biraz donsun. Bitter çikolatamı tavama kırdım. Süt reçelimi döküyorum içerisine. Ve 1 yemek kaşığı kadar tereyağımı ilave ediyorum. Bunları karıştırarak orta ateşte çikolatamın erimesini sağlıyorum. Ama sürekli karıştırın, yoksa çikolata yanar, dibine tutar. Gördüğünüz gibi çikolatam eridi. Kremamızı pişirmiyoruz, yani maksat sadece içerisinde çikolatamızı eritmek. Gayet güzel eridi artık. Parça kalmadı. Ocağın altını kapatabilirim. Hazırlamış olduğum bisküvili karışıma çikolatamı döküyorum. Şu şekilde her yerine eşit yayıyorum. Yalancı cheesecake'im hazır sayılır. Şimdi buzdolabına 2-3 saatliğine kaldıracağım. Ben biraz üzerini süsleyeceğim. Siz dilerseniz bu şekilde sade de bırakabilirsiniz. Veya dolapta beklettikten sonra üzerine ayrıca bir çikolatalı sos yapabilirsiniz. Daha yoğun çikolatalı istiyorsanız. Veya bir krem şanti çırpıp sürebilirsiniz. Süslemesi tamamıyla sizin hayal gücünüze kalmış ve damak zevkinize kalmış bir şey. Ben biraz Antep fıstığı serpeceğim. Tüm kenarlarını. Ve son olarak biraz yenilebilen şekerli boncuklardan ekleyeceğim. Ve şimdi buzdolabına kaldırmaya hazır. Dediğim gibi sadece 2-3 saat yeterli. Çikolatası zaten donacaktır. Yapımı gördüğünüz gibi aşırı kolay ve çok az malzemeli. Daha böyle kabarık bir krema elde etmek istiyorsanız daha küçük kalıp kullanın veya miktarı çoğaltabilirsiniz. Benimki sanırım gayet ince olacak şu şekilde. Hani kalıbımın yarısında olacak. Ama yeterli yani. Çünkü lezzet olarak bayağı yoğun çikolatalı olacak. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Evet, pastam buzdolabında 2-3 saat dinlendi. Gördüğünüz gibi harika. Şimdi size bir dilimini kesip iç kısmını göstermek istiyorum.
kıvamı umarım anlaşılıyordur. Harika bir lezzet ve yapımı çok kolay. Çok pratik bir pasta. Umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.